Evet, Soğuk Savaş'tan iyi akşamlar. yeni bir son dakika haberimiz var. Çok iyi konuklarımız varmış. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz, keyifler? Gayet iyi. Süper. Çok iyiyiz. Ama birazcık gerginiz ya. Niye? Hayır. Yani heyecanlıyım. Ben çok iyi bir Soğuk Savaş seyircisiyim çünkü. Gerçekten. Hı. Aboneyim de kanalınıza bu arada. Şakasız yani. Evet. Süper. Adblock açmayın. Evet. Biliyorsunuz. Gidiyorum. Sizi Instagram'dan takip ediyor musunuz ayrıca? Biraz önce içeriden. Onu bugün öğrendik. Takip ettik. Sessiz aldım. Neden sessiz Instagram'a düşmezsiniz diye düşünüp, yani yoktur diye düşünüyor. Olur. İnsanlar da öyle düşünüyor. Bir türlü gelmiyorlar oraya. Orada ne rezillikler yapıyoruz. Tamam, biz şimdi paylaştık. Story'de bak. Kötü şaka istiyorsanız biz. Ya yani o süper. Konuyu da biz devralalım dedik. Çok iyi. Çok istiyoruz bu arada. 35 falan bizdeki. Şöyle oldu. Biz dün bir anda zekamızın ne kadar düştüğünü fark ettik ve bazı soruları eledik. Sonra bazılarının hakaret içerdiğini düşündük ve birbirimize meğersem hep hakaret ediyormuşuz. Yok, bizim de 5-6 tane davamız devam ediyor. Şeyi de buradan yayında belirtmek istiyorum, başımıza bir şey gelirse diye. Girişte bize kağıt imzalattılar. Kimlik numaralarımızı aldılar. Hani bilmiyorum, daha önce katılanlara yapıldı mı ama ben... Yapıldı. TC'yi yanlış yazdım. Problem olur mu diyorum ben. Olur, orada kredi çekemiyoruz, öyle oldu mu? Ben anne doğum, yani anne doğum tarihine kadar yazdım ben. Hani o öğrenciyim. O şu yüzden başınıza bir şey gelirse diye biz mümkün olduğu kadar sorumluluk almak şimdi bildiğiniz gibi SMS gelecek. Aynen. Okulda bize söylesin. Twitch'ten çekilmiş olacak. Ona şey yapmayın yani. Sıkıntı yok. Hazırsak. Evet. Soğuk Savaş. Başlayalım. Bir şey diyeceğim. Ben gerçekten bununla mı başlıyorum? Ha, istediğinle başlıyorum. Ben gerçekten bunlarla mı başlıyorum? Ben gerçekten bununla mı başlıyorum? Gerçekten bunlarla mı başlıyorum? Gülersen kaybedersin. Belki biraz olsun dikkatini dağıtırım diye bir okul forması şeyini kollar olarak bir cosplay'e geldim. Ama burada eteğimi gösteremediğimi fark ettim. O yüzden... Kötü şakalarıma maruz kalacağım, dikkatini dağılmayacak. Ben de o yüzden etek giymiyorum artık, bu program çok problem oluyor. Evet, bu masa böyle olmaz ama. Evet, eskiden güzeldi, etek giyiyordum şırıl şırıl. Mesela. Gösteriyordum herkese. Şırıl şırıl doğrusu, ikileme değil bu olsun. Evet. Ben şimdi efil konuğum. Efil. Kesinlikle. Bazen kalın, bazen ince olan, estetik gövdesinde binlerce kıl barındıran... Vücuda ve özellikle de yüze değdiğinde kan dolaşımını hızlandıran şeyin adı nedir? Estetik gövdesi olan. Ve binlerce kıl barındıran. İşte estetik gövdeyle şey... Nedir? Makyaj fırçası. Doğru. Doğru. İyiydi bu. Doğru. İyiydi bu, evet. Yok, böyle başlıyorsak okey. Tamam. Islak zeminler için tasarlanan lastiğe ne denir? Ne denir? Prezervatif. Yani. Burada hayat dersi veriyoruz burada, hayat. Yani böyle başladıysak. Sen de etek giymemişsin anladığım kadarıyla. Yok. Ama ben şalvar giyiyorum. Bir tık o da, böyle rahat. O da rahat. Evet. Peki. Geçmişte güzel hatıralar bırakan, sonra Berk gibi... Birçok insanın da canını yakan, bir gün söylediğini tutmayan, kararsız ve güvenilmez olan nedir? Nedir? Türk lirası. Aç gözünü seyret. Tekrarı yok bunun. Evet. Galiba Türk lirası. Liret böyle. Öyle bir şey kullanıyormuş. Bu fırsat bir daha çıkmayacak karşıma. O yüzden şimdiden özür diliyorum. Düzenli olarak ayna selfisi atmasıyla bilinen ünlümüz kimdir? Kimdir? Didem Boydan. Çok teşekkür ederim. Bir kere gelir bu fırsat. BDSM temalı ilk Türk dizisinin adı nedir? Mahvolduk. Nedir? Tasmalı konak. Basmalı konak da ne? Yobazlar birbirleriyle nasıl tanışıp evlenirler? Nasıl? Gerici usulüyle. Derin mavi gözleriyle bizi kendine hayran eden, gerek verdiği estetik ve nü pozlarla, gerek fiziğiyle yürek hoplatan,
podyumda fırtınalar estiren, geçtiğimiz senelerde jübilesini yapan, sadece özel defilelerde yürüyen ve benim de makyajını yaptığım güzeller güzeli model kimdir? Kimdir? Adriana Lima. Çok özür dilerim. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Yalan haberler çıkararak insanların arasını bozan ama sevgili olmayan arkadaşlara ne denir? Ne denir? Nifak buddy. Çok teşekkür ederim abi, güzel, çok iyi. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Uzun zamandır güneşe çıkmayan siyahi oyuncu kimdir? Pardon. Kimdir? O kadar kötü ki. Güzel sürdü mü? Solgun Freeman. Geliyor o zaman bir tane. Ben hiç olmamış gibi yapıyorum. Her şaka. Hiçbir sıkıntı yok. Dur bak şimdi ben ne yapacağım. Sen utandın ya az önce. İzle şimdi. 1,5 aydır bu şaka için uğraşıyorum. Yapma. Evet. Yurt dışına gittim. Birçok kaynaktan. Birçok kültürü inceledim ve şu şaka çıktı. Karadeniz'deki soracağım bir dakika. Yok öyle. Soracağım. Karadeniz'deki istihbarat elemanlarına ne denir? Ya ne denir? Ajanda. Aa, çok kötü. Oh, şaka. Sana bunu yapmak istemiyorum. Hiç sorun değil. Yok ya yani, tamam. Ama kimler neyse demeyeyim şimdi. Pokerde flash açan Gülşen'e ne denir? Bir daha alabilir miyim soruyu? Pokerde flash açan Gülşen ne demiştir? Değişti soru. Başka bir yere öldü. Çünkü evet. Hayır, çünkü yani o kadar aptal gözüktün ki dedi bana gözlerine. Hayır, ben bir anda soruyu daha proper hale getirdim. Gülşen'i anlamamıştım. Evet. Anladım şu an. Tamam, anladım soruyu. Bitti ya. Evet, ne denir? Blöf yok vallahi billah. Evet, bir utanç kalkışıydı. Neyse, ama o konuya girmeyelim. Yüzüklerin Efendisi'yle bir... Hiç sevmem. Metin Şentürk'le ilgili bir... Tanırım. Sever misiniz? Süper. Bak yani öyle abuk sabuk sorular sor. Metin Şentürk'ün Illuminati'ye katılmasını anlatan film hangisidir? Hangisidir? Gözleri tamamen kapalı. Güzel. Ezel'le. Ezel'le. Uzun zamandır görüşmeyen ve bu sebepten kendini yalnız hisseden Ezel'e sürpriz yapıp ziyarete giden Murda ne demiş? Ne demiş? Bıraktığın gibi Murdayım. Of, neylesin canımdayım. Tut elimi, tut yanımdayım. Ruh haline göre modu değişen bodyguard'a ne denir? Ne denir? Kısmetse korur. Tamam. Aklımdayken de komik değildi. Şimdi de komik olmadı. Gitmedin değil mi? Ben çok hayır hayır, hiçbir şey yok şu okay, an. Tamam. Buyurun devam ediyoruz. En küçük kan hücresine ne ad verilir? Ne ad verilir? Kancık. Karnıma. Düzenli olarak Ege ve Akdeniz turu yapmasıyla bilinen ünlümüz kimdir? Birazcık şey yapmak isterdim hani. Evet, ipucu isterdim ama yok, hiç gerek yok. Öyle bence, o zaman çok itici oluyor kolay çünkü. Kolay bence. Cevap gözümüzün önündedir bazen. Bilemedim. Ha, nedir? Didem Koydan. Saçma sapan. Ben şimdi az önce seçkini telafi etmeye geldim ve bir... Buyur. Yüzüklerin Efendisi sorusuyla... Gelsin. Bravo. Sizin aranız var galiba. Hı? Aranız var mı? Var, var. Efendisi. Var. Peki. Buyur. Büyük var. Bu neden böyle estağfurullah, şey estağfurullah, estağfurullah. The Ring of Power dizisindeki orkların inşa ettikleri geçitleri gören elflerin... Bu geçitler yapay mı sorusuna... Melkor ne demiş? Oraya giriyor mu? Ne demiş?
ne yapayım? Tek bunu söyleseydiniz de gülmüştüm. Arctic Monkeys grubu üyelerinin en sevdiği şarkı nedir? Çiki Tamuz olabilir mi? Keşke öyle bir şey olsa. Artık sevmeyeceğim. Hakan Altun 2023 yılında hangi Marvel filmine özel en sevilen şarkısını seslendirmiştir? Hangisi? Wolverine bana dağlar. Gittik. Gittik mi? Güzel, hadi güzel, gittik. Güzel, hadi güzel. Yazları pamuk tarlasında çalışanların özel hayatını anlatan magazin programımız hangisidir? Pazar keyfi. Maraba televole. Program da değil bu ama. Çok gülüyorlardı ya. Aşırı. Mahmut Tunceri. Zaten evet. Makyaj yapılırken makyaj artisti fondötenin sahte marka olduğunu ima edince Mahmut kısa Tuncer bir reklam demiş. Sonra şaka devam edecek. Çok özür diliyorum. Bir daha alabiliriz. Mahmut Tuncer'e makyaj yapılırken makyaj artisti fondötenin sahte marka olduğunu ima edince Mahmut Tuncer ne demiş? İnanılmaz bir hikaye bu. Ne demiş? Evet. L'Oreal'dir. Tahmin ettim. L'o'yu. L'o'yu. L'o var ya. Böyle geldi L'o böyle. Harikaydı. Çok güzeldi. Estağfurullah. Evet. Bu da dünyanın en iyi şakası olarak kabul ediliyor. Aa. Evet, çok gizli bir madende buldum, çıkardım. Tamam. Bekar kızların görmeye can attıkları şehir hangisidir? Şehir mi? Hangisidir? Kocaeli. Dünyanın en iyi şakası. Ezgi Mola'nın İspanyol kuzeni. Kimdir? Ezgi Hola. Çok kaliteli bir baba şakası ama. Gerçekten kaliteli bir baba şakası. Bitti, bitti. Yani kalmadı. Bizim iki sene önce diğerleri bitti. Irkçılığa hepsini gidiyor yani. İnsanlar neden tatilde Kocaeli'ne gidiyor? De gidiyorlar mı gerçekten? Tamam, neden? Bir gebze olsun rahatlayabilmek için. Anlamadan soracaksın. Şimdi bir sorumuz var. Yani tamam. Didem buna çok inanıyor da soru yazılı değil. Nerede? Yani. Yazı şey mi? Beton o kadar tablette. Evet. Evet, şey. O kadar komik ki yazmıyorlar. Yani. Tabii. Suya ya var da bir soru. Tak diye sor, hazırlıksız tamam. Yakala. Kendi cinsinden hoşlanan, yaşça büyüklerden aynı zamanda hoşlanan muhabbet kuşu ne der? Hem cinsinden hoşlanıyor. Ve kendi yani benim ve muhabbet, yaşça benim, benim muhabbet kuşunda kazandım. Ne der? Babacım babacım. Okay. Söyledim. Uyardım. Buraya doğru geliyor. 50 tane muhabbet cicik. Kanalya sevenlerden geldi. Cicik kuş. Cicik kuş saldırısında 6 kişi öldü. Evet, Soğuk Savaş'ın bu bölümünde yine biz kaybettik. Her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi. Bravo, tebrik ediyoruz. Ama hak ederek kazandınız yani. Hiç ümidim yoktu senden. Hiç. Benden benim de yoktu. Ben çok kötüydüm. En kötülerini de bana hayır, vermişlerdi lütfen. Ama hepiniz, çok keyifli. Hepiniz çok güzeldi. Hiç kazanamazdınız. Çok güzel. Gerçekten bizim için de çok önemli bir gündü. Evet, çok, çok güzel bir gündü gerçekten. Bizim için de öyle gerçekten. Okul forması işe yaradı. Hakkını evet. Verelim dedik. Güldük. Nedense güldük öyle. Nedense güldüğümüz zaman. Garip oldu. O zaman kazandınız ve hazırlanmadan bir hareket yapacaksınız, kazanma hareketi. 3, 2, 1. Bravo. Ama